Merhaba, yepyeni bir derste ve yeni konularla yine birlikteyiz. Geçen dersimizde İngilizce'de simple present tense yani Türkçe karşılığı geniş zaman cümlelerini kurmayı öğrendik. Türkçe'de ne diyorduk? Geniş zamanda yani bugün yaptığım, hatta dün de yaptığım, hatta yarın da yapacağım. Yani geniş bir zamana yaygın, işte sürekli yaptığım eylemleri, sürekli yaptığım işleri anlatmak için kullandığımız bir cümle yapısı, geniş zaman cümle yapısı. Ben burada yaşarım, ben sık sık tenis oynarım, ben her sabah su içerim gibi böyle adetlerimizi, yaptığımız düzenli işleri anlatmak için geniş zamanı kullanıyoruz. İngilizler de bunu aynısını yapıyor ve onlar da geniş zamanı simple present tense olarak isimlendirilmiş kendi dilinde ve bu şekilde kullanmaktadırlar. Ne yaptık geçen derste? Simple present tense ile cümle kurmayı öğrendik. Ama nasıl cümle kurmayı öğrendik? Olumlu cümleler kurmayı öğrendik. Şimdi ise sıra olumsuz cümleleri kurmaya geldi. Tabii eğer simple present tense ile ilgili bir fikrin yoksa veya tam olarak konuya hakim değilsen bu dersi izlemeden önce muhakkak önceki dersi izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Bu arada sadece dersi izlemekle yetinme. Çünkü web sayfamda ve videonun açıklama kısmındaki linke ekledim notları. O linke tıklayarak web sayfamı ziyaret edip oradaki dersin notlarında muhakkak incelemeni önemli rica ediyorum. Öğrenme sürecini daha da pekiştirebilmek adına. Bunu söyledikten sonra geldi sıra İngilizce'de simple present tense'de nasıl olumsuz cümle kurarız? Her zaman olduğu gibi yine çok 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 basit. Çünkü biz olumsuz cümle kurarken fiilin önüne olumsuzluk eki getiririz. Ben burada yaşamam, sen burada yaşamazsın, o burada yaşamaz, biz burada yaşamayız, siz orada yaşamazsınız, onlar orada yaşamazlar gibi böyle hem özneyi çekimleyen hem zamanı ekleyen ekler ekliyoruz ve çok zor. Yani her fiile göre de ek değişiyor. Ondan dolayı da İngilizce yine burada çok basit bir dil olarak karşımıza çıkmakta. Sadece bir yardımcı fiille bütün cümleleri olumsuz yapabiliyoruz. Tablodan da göreceğin üzere olumsuz cümle kurarken ne diyorduk? I live here. Ben burada yaşarım. Ama ben burada yaşamam deyince ne diyoruz? I do not live here. Yani sadece do not olumsuz yardımcı fiilini kullanıyoruz. Do yardımcı fiiline not ekleyerek olumsuz anlam veriyoruz. I do not live here deyip cümleyi olumsuz yapıyoruz. Diğer örneğe bakalım tabloda. She lives here. O burada yaşar. Ne dedik olumlu cümle kurarken? Eğer özne he, she, it ise live fiilimiz ise eğer onun sonuna bir s takısı getiriyoruz ve she lives here diyoruz. Ama olumsuz yaptığımızda she does not live here diyoruz. Artık live'in önündeki s takısını kaldırıp do yardımcı fiilinin önüne ekliyoruz. Gördüğünüz gibi do does haline dönüşüyor. She does not live here. Olumsuz şekline cümleyi dönüştürüyoruz. Az önce de anlattığım gibi şimdi tabloyu değiştirelim. Burada bir yardımcı fiili bir kez daha vurgulayalım ki iyice kafamızda pekişsin. Gördüğün gibi eğer özne I, you, we, they ise do not, eğer özne he, she, it ise does not yardımcı fiilini kullanıyoruz. Çok 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 basit olumsuz yapmak. Özneye göre çekim yok, fiili, yerik çekimi yok, hiçbir şey yok. Sadece özneyi koy, fiili koy, olumsuz yapacaksan da ilgili yardımcı fiili koy, cümle sana olumsuz olsun. Bu kadar kolay gördüğün gibi. Son bir bilgi daha paylaşıp dersi bitiriyor olacağım. Yine tabloda göreceğin üzere yardımcı fiilin bir uzun yazılışı bir de kısa yazılışı bulunmakta. Yani do not fiilini biz aslında bundan sonra belki de hiç kullanmayacağız bu şekilde. Don't deyip geçeceğiz. I don't like. Hoşlanmıyorum. Veya does not fiilini doesn't deyip geçeceğiz. She doesn't like. O hoşlanmaz gibi kısa şekliyle kullanıyor olacağız. Zaten sen de okumalara başladığın zaman göreceksin ki hemen hemen herkes do not yerine don't, does not yerine doesn't kullanıyor. İşte simple present tense'de olumsuz cümle yapmak bu kadar basit. Bir sonraki derste ise nasıl soru cümleleri kuracağımızı öğreniyor olacağız. Bir sonraki derse kadar kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutma.